Peki. Şimdi Ersan Bey, bilemiyorum ne kadar takip edebildiniz ama bu bir Batman'da tecavüz vakası vardı. Bir uzman çavuşla ilgili olarak ben birkaç hatırlatmayı yapayım. Şimdi siz hani hukuk zihniyeti, uygulama dediniz ya, oradan sonuçta aklıma geldi ve bununla ilgili yorumunuzu da merak ediyorum. Şimdi bir olayla ilgili bir iki bilgiyi aktarayım önce. Siirt'te görev yapan Musa O isimli uzman çavuş Batman'da 18 yaşındaki genç bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor. Genç kadın hastaneye kaldırılıyor ve sonra yaşamını yitirdi dün maalesef. Sonrasında gözaltına alınıyor uzman çavuş. Nitelikli cinsel istismar suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol talebiyle, tedbiriyle serbest bırakılıyor. Gizlilik kararı var dosyada. Ve herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadığını ileri sürüyor. Ama sonrasında savcılıkta tecavüzü doğrulayan adli tıp raporu var bu arada. Onunla ilgili de savcılık sorgusunda sarhoştum, hatırlamıyorum yapıyor. Fakat serbest bırakılıyor. Siirt Barosu bir açıklama yapmış. Görevde olduğu yerde açığa alındığına dair ve baro konunun takipçisi olduğunu belirtiyor. Ve işte olaya ilişkin kimi detayları var. Yani böyle bir iddia işte yargıya yansıyor. Adli tıp raporu da var. Ama adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılıyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı çerçevesinde öngörülebilir uygulamalar ve hukuk güvenliği hakkındaki yeknesaklık sorunu. Ben geçen şöyle bir karar gördüm. Tutuklamanın devamı kararı var. Tutuklamanın devamına karar veriyor mahkeme sen ama. Ama tutuklama nedeni göstermiyor. Evet. Yani ceza muhakemesi kanunun 100. maddesinde sayılan somutlaşmış hukuki fiili bir sebebin gösterilmediği kararı da görüyorsun. Yani tutuklama tedbirinin kolay, keyfi, basma kalıp sözlerle uygulandığı, olabildiği gibi tersi uygulanması gereken noktada özellikle kamuoyu baskısı gelmeden veya mesele kamuoyuna yansımadan hiç tedbirin uygulanmadığı, uygulanması gerekirken bakın somut olayda şartları varken uygulanmadığını görüyorsun. Bu nasıl oluyor? Niye oluyor? Mesela geçenlerde aynı mesele Alanya'da bir olayda yaşandı. Motosiklete çarpma sonucu ölüm gerçekleşiyor. Şimdi devam eden soruşturma olduğu için fazla girmek istemiyorum. Felaket. Şüphelinin beyanları basına yansıdığı kadarıyla. Adli kontrolle bırakıyorlar. Ya nasıl olur bu diyorlar. Nasıl olur? Çünkü adli kontrol ile tutuklama tedbirleri aynı şartlara sahip ama ölçüllük, ağır hastalık, yaşlılık, uzayan tutuklulukta siz adli kontrolü tercih edersiniz. Ama suçun konusu ağırsa, kasten öldürmeyse, cinsel istismar veya saldırıysa, ölçüllük gereği katalogda da yer alıyorsa adaletten kaçma ve veya delil karartma ihtimallerinden birisine binaen tutuklama tedbirini uygularsın. Şimdi bahsettiğiniz olayda dosyayı görmedim. Bahsettiğiniz dramatik çerçeveden baktığımızda adli kontrol uygulamışsa o zaman ne var orada? Tutuklamanın şartları var demektir. Aynı sorun şu anda gündeme getirmek istemiyorum. Çok medyatik bir mesele de yaşandı. Diyor ki şahıs. Ya diyor burada diyor tutuklamanın ve adli kontrolün şartları var. Yani ceza muhakemesi kanunun 109. maddesine bakarsanız onun başında der ki adli kontrolle ilgili. Tutuklamanın şartları olup da ölçüllük gereğince yerine adli kontrol uygulanabilir der. Şimdi siz burada diyorsunuz ki kaçma ihtimali olmadığından adli kontrol uyguladım. Hop şahıs kaçıyor. Bulamıyorsunuz. Sırra kadem hala bulunamıyor bu şahıs. Bahsetmeyeceğim ismen. Şimdi bu hadisede de eğer dediğiniz doğruysa demiyorum. Siz basın mensubusunuz ama ben görmediğim için. Sizin anlattığınıza kabulle gidiyorum. Adli kontrolün şartı, sebebi gerçekleşmişse tutuklamanın da şartı, sebebi gerçekleşmiş kabul edileceğinden evet. Buradan öldürmeyse, nitelikli cinsel istismarsa tutuklama tedbiri tatbik edersiniz kardeşim. Evet. Ha etmezsen işte o niye etmediğini ev hapsiyle mi? Yoksa başka bir nedenle mi? Ölçüllük gereğince anlatman lazım. Çünkü eğer sebep ve şartları yoksa adli kontrolü de uygulamayacaksın. Ama adli kontrolü uyguluyorsan suçun niteliği de ağırsa millet tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyolojik yapısında dikkate alacaksın. Hocam tabii şey adli tıp raporu varsa ortada ve yani bakın, sonuçta... Ama sizin söylediğinizden diyorsunuz ki
adli kontrol uygulanmış diyorsunuz. Adli kontrol tedbiri uygulanıyorsa ceza muhakemesi kanunu 109. maddesine göre, o zaman ceza muhakemesi kanunu 100. maddesine göre tutuklamanın sebep ve şartları da vardır. Ama ölçüllük gereğince tutuklama tedbiri ağır olacağından bahisle adli kontrol tedbiri tatbik edilir. Sebebini de söylüyorum, 4 halde: yaşlılık, ağır hastalık, uzayan tutukluluk, verilecek cezanın az olması. Peki. Burada siz adli kontrolü tercih edebilirsiniz. Ama bu dedikleriniz yoksa ve uygulanmışsa elbette sıkıntı var, ona itiraz edecek. Aslında mesela benim. Ersan Bey, Duygu Delen'in ölümüyle ilgili hep uygulama diyoruz ya, Duygu Delen'in ölümü, orada da failin normalde başka bir suçtan dolayı ev hapsinde olması gerekiyormuş. Ev hapsindeyken dışarıya çıkıp Duygu Delen'in ölümüne sebep olabiliyor. Değil, orada gelen bana bilgi konu soruldu. Bu da hassas bir konu, bugünün konusu. Evet. Basına da yansıdı. Bildiğim kadarıyla, olayın içine girmek istemem, İlginç bir trafik kazası sonuçları itibariyle devam eden bir yargılama var. Bence yansıyanlar da yanlış. Önce ev hapsine alınıyor, daha sonra yeni çıkan bilgi, belgeler veyahut da yapılan itiraz üzerine ev hapsi imzaya çevriliyor. Yani şu anda en son olayda, katıldığı, karıştığı olayda ev hapsi altındayken dışarıda bulunan bir kişi olmadığına dair bana bir bilgi geldi ama avukatlığını yapmadığım, dosyasını görmediğim bir şey diyemiyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim. Bakın, son cümle. İki dramatik örnek. Birisi A, diğeri Z. Ya, tutuklama sebebinin gösterilmediği tutuklama kararları var. Sembolik, basma kalıp yazıyor. Katalog suçta değil, katalog suçtan dolayı tutukladım diyor. Bu da var. Ama dediğiniz gibi hak ettiği halde, tatbik edildiği halde uygulanmayan, kamuoyunun baskısıyla, belki adli kontrol tedbiriyle geçiştirilebilecek bir meselenin, evet, tutuklama tedbirine konu edildiğini de görüyorsunuz. Peki. Dolayısıyla bizim hukuku çok iyi işletmemiz lazım. Onun için yargımızı bağımsız, tarafsız kılabilecek anayasa ve yasa güvencelerini sağlamamız, o liyakati sağlamamız lazım. Bununla ilgili de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı da dahil dikkate almamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselesi, en önemli meselesi hukuk güvenliği hakkıdır. Bakın, ben size söyleyeyim. Ekonominin de, hepsinin de hukuku, adaleti düzelttiğinizde, herkes için adaleti sağladığınızda bu toplumda, peki, bunu sağlama yönünde gerçekçi adımlar attığınızda, sabahtan akşama değişmeyen karar ve uygulamalar olduğunda buna kavuştuğunuzda, o zaman siz birçok sorunu zamanla çözebilme kabiliyetine sahip olabilirsiniz. Peki. Mesela, Sayın Şen, çok teşekkürler. Profesör Doktor Ersan Şen. YouTube kanalımıza abone olun.